Ligin gediklisi olmadığımız için, yerlisi olmadığımız için maçlarda haksızlığa uğradığımız oldu. E dedi, bu takım kimin? Dedim, benim, bizim. Yani buranın, Üsküp'ün takımı. Vallahi dedi. Dedim, vallahi. Abi hiç unutmam, bak gerçekten şu an duygulandım. Doğukan'a yaklaştı. Doğukan'ın formasındaki logoda Ay Yıldız'ı öptü. Bugün Kuzey Makedonya'daki Türk takımı Üsküp 1911 FK'nın başkanı Şahin Hamit'le beraberiz. Şahin hoş geldin. Hoş bulduk Sebir. Bize ve izleyicilerimize kendini tanıtır mısın? İsmim Şahin Hamit. 28 yaşındayım. Üsküp Makedonya doğma büyümeyim. Asıl mesleğim Türkçe öğretmenliği. Kısa bir süre mesleğimi de icra etme şansı buldum. 5 yıldır sahafçılık yapıyordum. Makedonya'nın ilk ve tek Türkçe sahafçısı, Türkçe kitapçısı Üsküp Sahafhane'nin kurucu sahibiyim. Üsküp Futbol Kulübü'nün de yönetim kurulu başkanıyım. Üsküp 1911 FK nasıl kuruldu? Üsküp 1911 FK'nın kuruluş hikayesi aslında biraz geçmişe dayalı. Yanılmıyorsam 2018-2019 yıllarında mezun oldum ve Makedonya'nın en eski Türkçe öğretim kurumu olan Tefeüs İlk Öğretim Okulu'nun bahçe duvarına bir yazı yazılmıştı. Yazıda Üsküp Arnavutluk'tur anlamına gelen Skopjost Shiperi yazısı yazıyordu. Bu yazıya ben tepki göstermiştim. Hani Üsküp neden Arnavutluk'tur? Veya hani Üsküp şu anda Makedonya toprağı, Kuzey Makedonya'ya ait bir toprak. Neden Arnavutluk olsun? Bunun temelinde de zaten bir takım Arnavutlarla, tamamıyla değil, bir takım Arnavutlarla yaşadığımız sıkıntılar ve oradaki Türklerin sürekli asimile edilme çabası yatıyordu. Ardından Türkiye'den de birkaç Arnavut derneği, bu bir siyasi mesaj değildir. Bizim bir spor takımımız var, adı da Skupi, yani Üsküp. Onun taraftarları duvara bu yazıyı yazmıştır, açıklaması yaptı. Şimdi buraya değinmişken Skupi'nin tarihini de anlatmak isterim. Skupi dedikleri kulüp 1927 yılında Zafer adı altında Üsküplü Yücelciler tarafından kurulan bir kulüp. Sosyalist dönemde Sloga, yani birlik anlamına gelen Sloga Yugo Magnet ismini alıyor ve 2012 yılında Skupi ismini alıp Arnavutların eline geçiyor. Bu takımın sloganını yazdıkları iddia edilmişti. O gün kendime bir söz vermiştim. Hem futbol geçmişim olması sebebiyle hem de futbolun Victor Cooper'in dediği gibi sadece futbol olmadığından, bunun farkında olduğundan gençleri futbolla birleştirme amacıyla bir futbol kulübü kurmaya karar verdim. Aslında ismini Zafer 1927 yapacaktık. Lakin bizim Üsküp'ümüz Skupi yapılmıştı. Bundan münasebet adını Üsküp yapma kararı aldım. Sahafhane yayınlarından yayınladığımız Yücelciler kitabını araştırırken bir tarihi gerçeği öğrendim. Ki bu tarihi gerçek şu anda Makedonya Futbol Federasyonu'nun tarihçe kısmında da yer alıyor. Makedonya'da futbol nasıl kurulmuştur? Futbol kimler tarafından getirilmiştir? Aslında bu sorunun cevabı neden Üsküp 1911 sorusunun da cevabını açıklar nitelikte. Evet, ben bunu soracaktım sana. 1911'in önemi nedir? Neden bu tarihe bir atıf var? Yani takımın adına 1911 eklememizin sebebi, dediğim gibi Makedonya Futbol Federasyonu'nun tarihçe kısmında da geçtiği üzere ve arşivlerde eriştiğimiz üzere belgelerle Makedonya'ya futbol 1909 yılında geliyor. Tam tarihini hatırlamamakla beraber ilk maç İdadiye Mektebi'nin bahçesinde, ki bugün de aynı mahalle ismi devam eder İdadiye. Hatta ulusal stadyumumuz oradadır, İdadiye Mahallesi'ndedir. İdadiye Mektebi'nin bahçesinde ilk maçı oynarlar Osmanlı talebeleri. Ardından da 1911 yılında İstanbul'dan gelen bir telgrafla İlk futbol kulübü kurulur. Yani Üsküp adı altında, Makedoncası da Uskup, Ü harfi olmadığından dolayı
1911 yılında kurulur. Ne yazık ki Balkanları kaybedişimiz sebebiyle bu kulübün hayatı çok uzun sürmez ve tarihe karışır. Ta ki biz 2 yıl önce tarihin tozlu sayfalarından ait olduğumuz Makedonya futbol tarihine, Makedonya futboluna geri dönene kadar ve bu ismi tekrardan gün yüzüne çıkartana kadar. Bu yüzden Üsküp 1911. Üsküp 1911 futbol kulübü ne gibi zorluklarla karşılaştı? Bu süreçte ne gibi sıkıntılarla uğraştınız? Bir bakkal dükkanı açmakla bir futbol kulübü açmak arasında aslında çok fark yok. Ama ne zaman fark yok? Eğer bir bakkalcı işlettiyseniz. Ben futbol oynadım, futbolcuydum. Lakin bir futbol kulübü yönetmemiştim. Her ne kadar futbol dünyasına yabancı olmasam da yönetim konusunda yöneticilik dünyasına yabancıydım. Bu sezon ilk sezonumuz malumunuz. İlk sezonumuzda epey bir zorluklarla karşılaştık. Bunlar başta maddi ve keza manevi zorluklardı. Maddi olarak yetersizlikler yaşadık. Hatta dediğim gibi 2 yıl önce kulübü kurmuştuk. İlk sezona maddi yetersizlikten katılamadık. Ondan sebep bu sene ilk defa ligde mücadele ediyoruz. Yoksa ikinci sezonumuz olması gerekiyordu. Onun dışında manevi zorluklarla karşılaştık. Hani Makedonya 4. liginde, Üsküp Bölgesel Liginde mücadele etmeye başladık. Seviyesi de 4. seviye. Ligin gediklisi olmadığımız için, yerlisi olmadığımız için maçlarda haksızlığa uğradığımız oldu. Hakemler tarafından mesela ligin ikinci haftasında 3-1 öne geçmişken, yani 3-1 öne geçmemiz gerekirken 3 golümüz de iptal edildiği için 1-0 kaybetmiş bulunduk. Ya bunun gibi birçok örnek yaşadık. Elbette bunun gibi sorunlar yaşanacak ama bunlar üstesinden gelinecek sorunlar. Üsküp 1911 Futbol Kulübü'nün gelecek planlarında neler var peki? Başka branşlarda mücadele etmeyi düşünüyor musunuz? Yani şöyle anlatayım, aslında spor çok zor bir alan. Özellikle maddiyat açısından kısıtlı imkanlara sahip olunca zorluklar yaşanıyor. Lakin Üsküp 1911'i ben sadece bir futbol kulübü olarak görmüyorum. Yani Üsküp 1911'in Makedonya'da yaşayan başta Türk gençler için ve ardından diğer etnisitelere sahip gençler için cezbedici bir spor kulübü haline gelmesini ümit ediyorum. Bu kapsamda da inşallah Allah nasip ederse yakın zamanda basketbol kulübü ve ardından diğer küçük sporlara biraz şube açacağımıza inanıyorum. Artık Üsküp Futbol Kulübü'nden Üsküp Spor Kulübü'ne dönüşecek. Aynen, Üsküp Spor Kulübü'ne dönecek. Zaten Türkiye'deki birçok kişi Üsküp Spor diye telaffuz ediyor. Belki de Allah söyletiyor diyelim. Bu soruyu aslında sormayacaktım ama sormak istiyorum bir yandan da. Peki taraftar desteğiniz nasıl? Şöyle, taraftar desteğimiz talep geldi. Lakin biz lig maçlarını çok uzak mesafelerde oynuyoruz. Yaklaşık bir 50-60 kadar öğrenciden talep geldi. Hani bize yardımcı olur musunuz? Maçlara gidelim, maçları takip etmek istiyoruz diye. Bunun dışında maçları şu anda köylerde oynadığımız için ve köylerde Makedon köyleri olduğu için açıkçası çok taraftarımız yok. Maç konusunda, maçı takip eden. Lakin sosyal medya üzerinden özellikle Anavatan Türkiye'de birçok destekçimiz olduğunu görüyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte imkanlarımız çoğalınca veya merkezde daha merkezi bir stada geçtiğimizde ilgi göreceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ilk sene lige girememiştik. Hazırlık maçları oynamıştık. Sosyal medyamızda durur. Beni çok etkileyen bir olay olmuştu. Böyle tam vazgeçeceğim, hani neden girdin Şahin dediğim noktada bir gün Saray'da oynuyoruz. Saray Üsküp'ün bir ilçesi. Anlaşılacağı üzere ismini Türkçeden alıyor. Saray'da oynuyoruz. Devre arasında bir tane yaşlı amca gördüm. Kenarda oturuyor. Su içmeye gitmiştik. Yaşlı amca benim topçulardan bir tanesine bir şeyler sormaya çalışıyor Makedonca.
Topçum da Türkiye'li. Çünkü Türkiye'den gelen öğrenciler de bizde top oynuyorlar ara sıra. Abi dedi, amca bir şey diyor, anlayamıyorum. Dedim Doğukan ne diyor? Amca diyor bir şeyler diyor. Dedim povelete, yani buyurun. Dedi siz Türk müsünüz? Dedim Türküz amca. E dedi bu takım kimin? Dedim benim, bizim, yani buranın, Üsküp'ün takımı. Valla dedi. Dedim valla. Abi hiç unutmam, bak gerçekten şu an duygulandım. Doğukan'a yaklaştı. Doğukan'ın formasındaki logoda Ay Yıldız'ı öptü. Öyle bir duygulandı ki amca. Dedi ne zaman oynuyorsunuz bir sonraki maçınızı? Ne zaman oynaysanız bir sonraki maçı? Dedim henüz belli değil. Ama yaz dedim sen sosyal medyayı. Torunlar takip eder. Ben dedi torunlarımı getireceğim maça. Şimdi çok taraftarımız yok. Ama mesela o amcayla yaşadığım anı benim aslında Üsküp FK'den vazgeçmememi ve devam etmemi sağlayan anıdır. Beni çok da duygulandıran bir anıdır. Yani bugüne kadar Makedonya'da Türk takımı yoktu. Genç kalemler dışında bir ara bir çıkış yakalayıp ardından kapatılan bir kulüp. Makedonya'da bir Türk takımı yoktu. Yani biz yıllardır buradayız. 1392'den beri Üsküp'te Türk nüfusu var. Ama ben doğduğumda Makedonya'da Türkçe kitapçı yoktu. Büyüklerimiz layık görmemiş herhalde veya ihtiyaç duymamış açmaya. Bizim ligde mücadele eden bir takımımız yoktu. Taraftarı olacağımız bir takımımız yoktu. İnşallah Üsküp VK'nin bu açığı da kapatarak ben zaman içerisinde taraftar çekeceğine eminim. Böyle cevaplamış olayım. O zaman son sorumu da sorayım. Destekten bahsetmişken. Türkiye'den Üsküp FK'ya bir destek var mı? İnsanlar Üsküp FK'ya destek olmak isterlerse, Türkiye'deki Türkler nasıl destek olabilirler? Şöyle söyleyeyim, elbette var. Sağ olsunlar. İki tane Türkçü, hukukçu abimiz var. Osman Ertürk Özel ve Ahmet Resul. Bunlar şu anda bizi sponsor ediyor. Onların yanı sıra farklı alanlarda da işbirliği yaptığımız Damga Türk ve Mavi Gök Yayınları ekipleri kol sponsorluğumuzda yer alıyor. Elbette farklı sponsorlara açığız. Çünkü ben bu kulübün yönetim kurulu başkanıyım. Bu kulübü idare etmeye çalışıyorum. Lakin bir iş adamı değilim. Türkçe öğretmeniyim. O yüzden farklı sponsorlara da açığız. Türkiye'den bize sempati duyan veya Rumeli'ye sempati duyan, bizim taraftarımız olan takipçilerimiz de bize destek olmak isterse Damga Türk'te t-shirt, atkı, forma ve bardak satışlarımız var. Oradan satın alıp destek olabilirler. Şahin teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir gün belki biz görmeyiz, ileridekiler görür. Üsküp 1911 Spor Kulübü'nü Şampiyonlar Ligi'nde dahi görmek nasip olur. Teşekkür ederim. İnşallah diyeceğim de daha gerçekçi dualara, temennilere inşallah diyeyim. Makedonya futbolu zayıf bir futbol Türkiye'ye kıyasen. Alt liglerden üst liglere yükselmek çok zor değil. Ve kupa şampiyonu da zaten Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazanıyor. O yüzden şu an değil ama belki Elçi Bey büyüdüğünde bir 10 yıl sonra falan Konferans Ligi'nde görelim diyelim. Olur. Daha gerçekçi olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.